Şimdi aslında Serap ben e, akşamki yayını da izledim. E, Hı -hı. Bence hararetli ama son derece katkı sağlayan bir yayındı. E, ben de şöyle bir katkı sağlayayım. Bu çizdiğin çerçeve aslında Türkiye'nin jeopolitik olarak dünyada tutmaya, almaya çalıştığı pozisyona da çok benziyor. Yani Hı -hı. mesela biz NATO tartışmalarımız var bir yandan değil mi? Bir taraftan BRICS, işte Şangay İşbirliği evet. Örgütü vesaire gibi. Yani dünyada nerede duracağız? Hangi bloğa daha yakın olacağız? Hangisinden daha fazla uzak olacağız? Türkiye yönü batıya dönük bir ülke. Ben Türkiye'nin bu e, hedefinden asla vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani bu belki tanzimattan alırsınız, cumhuriyetten alırsınız ama Türkiye'nin yönü batıcı olmak değil, yönünün batıya dönük olması ile ilgili bir strateji. Bu devam edecektir. NATO üyeliğimizde devam edecektir. Fakat NATO'nun kendisinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin diyelim ki öncülüğünde Türkiye'ye dair farklı stratejiler izliyor. Yani bizi biraz daha doğuya doğru iten, ...işte daha böyle Yunanistan'ı merkeze alan, Avrupa'nın belli alanlarını öne çıkaran bir strateji. Hemen şuraya geleyim. Biz burada bütün bunlara rağmen Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerinde bir denge unsuru... ...bir NATO üyesi olarak bir güç unsuru olma hedefimizi, varlığımızı koruyoruz. Ama diğer yandan ilgi gösterdiğimiz alanlar da çok sıcak. Mesela BRICS ile ilgili ilgimiz ortada ve diğerleri. Evet. Bu Türkiye'yi şöyle bir noktaya getiriyor. Yani. Baktığınızda hangi tarafa yakın, hangi bloğun üyesi vesaire bir tarifte bulunmak artık eskisi kadar kolay değil. İşte tam olarak Suriye'deki meselenin de böyle bir boyutu var. Yani orada Türkiye'nin çok net, çok keskin taraflar içinde olmasının ben Türkiye'ye yarar getireceğini düşünenlerden değilim. Türkiye'nin bir tarafı yok mu elbette var. Türkiye'nin her şeyden önce terörle mücadele üzerinden kendisini konuşlandırdığı bir yer var. Bu hem zorunlu bir yer hem geleceğe dair yani kafanızı kaldırıp coğrafyada önce kendi barışınızı hem yakın coğrafyanızdaki barışı sağlamanızla ilgili bir hedef. Dolayısıyla baktığımızda son bir haftadaki hikayede o Halep'e doğru, aşağıda Hamaya doğru ilerleyen süreçlerle ilgili Türkiye'nin daha böyle sessiz, daha izleyen Cumhurbaşkanı da ifade etti bunu. Devletin farklı makamlarından gelen bilgi notları, açıklamalar da çok kısa ve bu yönde daha sessiz bir strateji var. Yani izleyen bir strateji var. Bu Türkiye'nin oralardaki hadiseleri izlemediği, belli noktalarda aktif olmadığı eğer yeri gelirse daha aktif olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Fakat o kadar çok şey var ki bakın Halep üzerinden bir şey söyleyeyim. Ee, süremiz kısa daha dinamik olsun. Hı. Bence Halep kontrol altında diyoruz değil mi? O, ya da ondan önce diyorduk ki işte rejim orayı kontrol altına aldı, hayatı normalleştirdi. Hayır bunların ikisi de doğru değil. Birincisi şöyle doğru değil. Yani rejim orayı kontrol altında falan tutmuyordu. Rejim orayı Rusya ile İran'ın insafına bırakmıştı. Ve gerçekten hani Halep özellikle HTŞ tarafından ele geçirildiğindeki manzara hani kapağı kaldırdınız altından bir baktınız ki aslında eski demografik yapısıyla plan alakası yok yani oraya İran göç sağlamış Ruslar bir takım hikayeler oluşturmuş şehrin kimliği demografisi alt üst edilmiş yani orada bir barış hali falan yoktu. Şimdi bugün Halep'te HTŞ merkezli bir yapı bir güç var orada duruyor hani Ele geçirdi demek başka bir şey, orayı kontrol ediyor demek başka bir şey, hı hı. kalıcı olacak demek başka bir şey. Bunların her biri her an değişebilir. Neden bunu söylüyorum? Bakın, e, iki gün son iki gün itibariyle Halep'te muhalif gruplar arasında da bir iktidar kavgasının sinyallerini alıyoruz. Yani şimdi bunlar aslında öngörülemeyen hususlar değil. Doğru. Şimdi muhalif gruplar dediğimizde böyle hepsini bir torbaya koyup her konuda anlaşıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Hı hı. Bu söz konusu bile değil. Ama HTE büyük bir grup. Ve Htş, buradaki uluslararası zemini, uluslararası tırnak içinde fırsatları kendi lehinde gördüğü için harekete geçti. Hızlı ilerliyor. E, çünkü Türkiye kamuoyunda çok az konuşulan bir konudur ama e, bir bilgi olarak da vermiş olayım. Bu 4 yıllık neredeyse bir hazırlık. HTŞ açısından özellikle Suriye Milli Ordusunu ayrıca anlatacağım zaman olursa. Hı hı. HTŞ Halep'te kendi lehine en az 10 bine yakın insanı, Kendisine devşirmişti zaten bu iki yıl içinde. Yani böyle hemen gittiniz, şehirde çatışma olmaksızın teslim aldınız. Hayır, bunun bir altyapısı var belli ki. Ama bunlar Türkiye'nin çok dikkatle izlemesi gereken pozisyonlar. Zaten öyle de oluyor. Türkiye kendi pozisyonunu terörle mücadele konusunu merkeze alarak özellikle teröre müzahir bir takım yapıların alanlarını daraltmak ve hep söylediği Sayın Cumhurbaşkanı'nda da devlet katında da açıklanan hususlar bunlar. O güvenlik koridorunu Hı. devam ettirmek, tamamlamak. Nitekim terrifattan sonra Münbiç'e doğru bir hareketlilik olacağına dair bir fikrimiz var. Onu da şöyle söyleyeyim ilk turda. Münbiç'e gitmeden önce de 7 tane Arap aşireti, çok büyük aşiretler bunlar Münbiç'te. Türkiye'nin bu konudaki pozisyona destek olacaklarını zaten bir şekilde ifade ettiler. Yani bir yere gidiyorsanız, üstelik kendi siyasi sınırlarınızın dışında, oradaki yerel unsurlarla ittifak yapmadan başarı şansınız zaten zayıftır. Münbiç'le ilgili bir harekat olur mu? Dün Sayın Devlet Bahçeli buna dair de bazı şeyler söyledi. Bir hareketlilik elbette var ama Münbiç-Terlifat kadar kolay olur mu? Çünkü Terlifat'taki hikaye daha farklı gelişti. Ee, oradaki belli nüfus daha sonradan oraya göç eden nüfus boşaltıldı. Türkiye orayı kendi güvenlik koridoruna da 3 aşağı 5 yukarı dahil etmiş durumda. Ee, ama ben Türkiye açısından meselenin şu anda daha çok kuzeyde ve oradaki bazı unsurların Fırat'ın doğusuna itilmesiyle e, sınırlı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafı ise Türkiye izliyor. İzledim. Suriye Milli Ordusu'na eğer bir başka turda vaktimiz kalırsa biraz da onların e, ne yaptığını, Türkiye'nin orada nerede durduğunu da anlatmak isterim. Tabii bir de Esad'dan bir e, yanıt gelir mi dün Sayın Bahçeli'den de gelen, daha önce Cumhurbaşkanı'ndan gelen çağrıya onu da soracağım ama ilk değerlendirmesini şükrü Küçük de alayım az önceki sorduğum soruya. Yani Türkiye'nin çıkarı nerede? Kritik bir süreç çünkü. E, e siz en önemli noktanın ne olduğunu düşünüyorsunuz bizim adımıza şimdi Serap Hanım Türkiye'nin gerçekten Suriye söz konusuysa konusu ise konumu son derece önemli hı hı. Ee, Ama maalesef isterseniz bir iki eleştiriyle başlayayım ee, Sorunun başlangıcında Türkiye bugünkü gibi doğru bir tutum bence takınmadı. Yani iki saatte Emevi Camii'ne girmekten söz eden bir anlayışla hareket edildi. Ey Avrupa, ey Amerika, hadi gelin bu katil Esed'e birlikte ders verelim politikasıyla hareket edildi. Sonuçta geldiğimiz yer belli. Oysa ki Amerika'nın da Rusya'nın da girdiği her yerde tablonun ne olduğu çok açık ve netti. Irak'ı parçaladılar, Libya'yı parçaladılar. Bugün Suriye'de yapılan da aynı şey ve bu noktada tabii ki Türkiye'nin gücünün sınırlı olduğunu görüyorum. Keşke böyle gelişmeseydi. Irak ve Libya tecrübelerinden sonra Suriye'deki tablo. Şimdi bugün belki de o başlangıçtaki döneme göre yani yaklaşık bir 10 yıl geçti değil mi? Türkiye'nin konumu biraz daha güçlü. Ama maalesef ...bölgeye Amerika ve Rusya'da çok güçlü bir şekilde girmiş. İran'ın da malum e, ciddi bir orada potansiyeli var. E, Türkiye için ciddi riskler var. Bugün ciddi belirsizlik var. Nasuhi de söyledi ki Hı -hı. doğru. İki gün sonra e, hangi şehrin kimin kontrolü altında olduğunu tekrar tartışabiliriz. E, yeniden e, merkezi hükümet e, güçlü olabilir. Ama Türkiye açısından bakıldığında bence Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ve de güçlü bir yönetim e, oluşturma hedefiyle hareket etmelidir. Çünkü orada işit vari ya da El-Kaide vari yapılanmaların sınırımızda güç kazanması bugün bir tehdit oluşturmasa dahi yarın Türkiye için çok büyük riskler oluşturabilir. E, bu açıdan gelişmeleri doğru okumalı ve doğru bir pozisyon almalı. Evet bugün Esad'ın pozisyonu zayıflamıştır. Bu da doğru. Ama öbür yandan dediğimiz gibi yarın ne olacağı da belli değil. Türkiye güçlü toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye temelinde ki bu bence İsrail'in bölgedeki politikaları açısından da çok önleyici bir e, tutum olur. E, bunu sağlayabilmeli. O çerçevede Esad'la mı görüşülür e, ya da orada kurumlar mı dikkate alınır ama e, Suriye'nin e, çatışma ortamından bir an önce uzaklaşıp hı hı. gerçekten ne kadar sağlanabilirse istikrarlı bir yönetime kavuşması son derece önemli. Nasuhi de başında işaret etti. Yani Türkiye burada e, gerçekten pozisyonunu çok dikkatli ayarlamalı. Madde bir, Türkiye bence NATO, Avrupa Birliği ve Batı perspektifini terk etmemeli. En azından şunu da daha da söyleyebiliriz hatta oluyor ki oluyor bir şekilde Şükrü abi <laughs> yani anlayamadım, şöyle anlayamadım nasıl anlayamadım ama pardon. biz bu bu ben duyamadım. biz bu amacımızı yani şöyle, ben Şükrü abinin ne söylediğini anlıyorum elbette kendi payımı ama yani o da hani NATO ile Batı ile birlikte bazı şeylere bakmak ...bir tarafıyla da ABD-İsrail hattına işaret ediyor. Hani bu dengeleri kurmanın zorluğuna işaret ediyorum aslında. Doğru doğru evet. çok Hayır, çok hayır. Nasuhi, Nasuhi sadece Suriye politikası anlamında söylemiyorum. Hayır hayır. Bakın Türkiye genel e, tutum olarak e, Cumhuriyet'in kurucularının da e, ortaya koyduğu gibi... ...bence tekrar söylüyorum Avrupa Birliği perspektifi, NATO üyeliği ve Batı'ya dönük yüzü konusunda taviz vermemeli ve buradan e, Türkiye'nin geleceğini belirlemeli. Çünkü gayet basit. Doğuda yoksulluk var. Doğuda demokrasi yok. Batıda refah var. Batıda demokrasi var. Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır aslında böyle bir mücadeleyi veriyor. E, ve kabuğu henüz yırtmış değil. İşte 10 bin dolarda debelenip duran bir ülke. Ve bunu aşmanın yolu da bütün veriler gösteriyor ki Demokrasi, adalet hukuk çerçevesinde gelişir. Bunun da adresi hala batı ne yazık ki. Yani doğuda bir alternatif yaratılmış değil. Müslüman dünyada bir alternatif yaratılmış değil. Yani daha iyi bir alternatif yaratılmış değil. O nedenle Türkiye bence Suriye politikası da olsa diğer politikalarda da bu temel yaklaşımını terk etmeden tutum almalı. Ve AK Parti hükümeti de bu konuda bence hem Türkiye'ye hem topluma hem de dünyaya bir öngörülebilir mesajlar verebilmeli, güven oluşturabilmeli diyorum. Peki o zaman Batı demişken Batı'dan iyi bir açıklama geldi. BM çerçevesinde ya da İngiltere yanlış hatırlamıyorsam hala siyasi çözüm mümkün mealinde. Bugün Batı'nın anladığı siyasi çözüm. ...bir blok olarak alırsak... ...Amerika, AB hepsini... ...çünkü Batı biraz öyle bir çerçevede alırsak... ...Suriye'de... Evet. ...anlatmaya çalıştığı siyasi çözüm ne? Bundan siz ne anlıyorsunuz? Şükrü Küçükşahin'den önce alayım oradan geleyim. Nasıl Güngör? Tabii ki. Yani... ...tabii ki Batı'nın... ...bu anlamda Suriye söz konusu olduğunda... ...Irak söz konusu olduğunda... ...niyetlerinin... Çok da bu ülkelerin bütünlüğünü korumaktan e, yana olmadığını biliyoruz. İşte biz e, yine bu anlamda politikalarımızı dayatabiliriz. Dediğim gibi daha güçlü bir konumumuz var. Hı hı. Burada e, Suriye'deki bütün güçleri de bu temel çerçevesinde <laughs> buluşturarak bir direniş oluşturulabilir diyorum. Evet. Toprak bütünlüğü olmalı ve Batı öncelikle. Bu ülkenin topraklarından bütün askeri gücünü ya da diğer ne varsa güçlerini çekmeli bence Suriye'de Suriyenin geleceğini Suriyeliler karar vermeli burada en kısa zamanda uygulanabilir ve demokratik olan bir seçim sürecini başlatabilmeli tabi bunun için de önce belki diyeceksiniz ki ne kadar Hayalperest konuşuyorsunuz ama e, istenirse olur çok yani. Dünya maalesef e, liderlik açısından da iyi bir sınav vermiyor. Ama Batı samimi ise hmm. bu sağlanabilir. Suriye'de birkaç yıl içerisinde biz bambaşka bir yönetim gerçekten toprak bütünlüğünü koruyan bir yönetim e, görebiliriz. Ama tabii ki durumun zor olduğunu biliyorum. İsrail politikaları var, Nasuyn hmm. dediği gibi Amerika'nın evet. bakışı var. E, Trump'ın bölgeye çok da iyi bakmadığını görüyoruz bakın e, daveti bile yani yemin törenine davetin katılımcıları bile Türkiye açısından ciddi sıkıntılar e, barındırıyor bunların hepsini biliyorum ama bence biz çabamızı ve gücümüzü benim dediğim çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğü Hı -hı. ve e, güçlü bir yönetim oluşması noktasında koymalıyız e, zor ama niye başarmasın e, bence dünya sıkıntıda bu sıkıntının merkezi de bizim bu coğrafyamız. çözümde çözüm de çıkış da neden yine bu topraklardan olmasın? Evet, Nasuhi Güngör bu yoruma yorumun nedir? Yani Batı'yla yakın durarak ama Batı'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve içinde İsrail'in bölgedeki planlarının önüne nasıl geçilebilir diye sorayım. Evet. Ya şimdi konuştuklarımız kendi içinde çelişkiler barındırıyor ama bu çelişkiler ne şükrü küçük şeyine ne de bana ait. Yani az önce bir çerçeve ifade ettim. Doğasında var dedim ki Türkiye hani Batı ile Doğu arasında evet evet bizim jeopolitiğimizin doğasında var. Bunu da doğru yönettiğiniz takdirde iyi sonuçlar üretebiliyor. Yani tahıl koridorunu hatırlayın Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin hmm. aldığı pozisyonu hatırlayın. Ben bunu Türkiye'nin zenginleştirebileceğini de düşünenlerdenim. dolayısıyla bütün bu tehditler beraberinde riskler barındırmakla birlikte aslında Türkiye açısından fırsatlar da içeriyor. Yani fırsat sözcüğü böyle bir zamanda ve zeminde kulağa tırmalıyor farkındayım ama öyle. Ama öyle şimdi evet. bir şeye bakalım. Yani Batı'nın mesela İngilizlerin siyasi çözümle ilgili ne anladı? Ha şimdi bu iyi bir şey oldu aslında. Mesela e, aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Büyük Britanya'nın e, dünya egemenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiği sanki böyle bir tören olmuş da al kardeşim egemenlik senindir gibi anlatılır. Bunun bir tarafı doğrudur ama bir akıl olarak e, İngilizlerin hala bu işlerin merkezinde olduğu çok açık. Burada siyasi çözümle ilgili söylenen de aslında yuvarlak bir şey bir tarafıyla ama diğer yandan da şunu söylüyor. Hani Suriye'de çok geniş katılımlı bir yeni rejim kurulsun. Şimdi bu kağıt üzerinde söylemek bunu kolay da pratiğe nasıl geçireceksiniz bu çok zor öyle kolay bir iş değil. Türkiye diyor ki Aslan'a süreci yeniden inşa edilsin. İran Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde Sayın Hakan Fidan bunu söyledi mevcut aslana, geçmişe kadar olan aslana özellikle Suriye ve Suriye'nin yanındaki güçler tarafından doğru değerlendirilmedi. Bu da doğru. Burada da biz şunu söylüyoruz. Yani bu rejim e, parçalansın, Suriye parçalansın. Türkiye'nin böyle bir tezi yok. Türkiye diyor ki Suriye, Suriyeliler tarafından yönetilsin. Suriye Suriyelilerindir. Ama bunu pratiğe geçirmek için o kadar çok unsurun belli ölçüde adım atması, bir kısmını geri adım atması gerekiyor ki işte bunları nasıl yöneteceksiniz? Yani Batı o rahat koltuklarında geriye çekilip diyor ki siyasi süreçler inşa edesin. E tamam da nasıl inşa edilecek mesela siyasi süreçler? Şimdi Rusya'nın varlığı belli. Bakın Tartus limanında Rusya'nın bir üssü var. Tartus bölgesinde. Hı hı. Oradan e, bazı gemilerin Rus gemilerini terk ettiğine dair de bilgiler var. Yani Rusya orada endişeli. Çünkü sıcak deniz politikasını Akdeniz politikasını bir noktaya getirmiş ama tam o aşamada böyle bir durum karşısına çıkıyor. Bence Rusya kolaylıkla İran'ı Suriye denkleminde eskisi gibi olmayacak bir yere doğru itiyor.